Döviz kurları Amerikan ve Türk merkez bankalarının toplanacağı bu haftanın ilk iş gününe sert yükselişle başladı. Bu gelişmelerle birlikte dolar 14 lirayı, euro ise 16 lirayı aştı. Ekonomist Ömer Uzunoğlu sadece bugün içerisinde Türk lirasının %4 devalüe olduğunun altını çizerek piyasalarda sürekli kaos yaşandığını ifade etti. Yapı olarak son derece pozitif bir yapıya sahip insanım ama güvenin hiç olmadığı ve artık her şeyin dengesini kaybettiği bir ortam yaşadığımızı biliyorum. Demin sizin bahsettiğiniz o, bu ani yükselişin sürpriz olduğu bölümündeki açıklamanıza ben şahsen katılmıyorum. Hiç de sürpriz değil. Ayın 16'sında saat 14'te yapılacak olan açıklama aslında birçok şeyin dengesini bozacak. Benim haseten istirhamım şu, özellikle bir ekonomist olarak yetkililerden ayın 16'sındaki yapacakları açıklamayı bir an önce şu ana bugüne çekip içinde bulunduğumuz ana açıklamaları konusunda kendilerine tavsiyede bulunmak istiyorum. Buradaki temel etken şu, sürekli olarak bu kaosu yaşamak insanların ve piyasanın dengesini bozdu. Dolayısıyla bugün yapılacak olan bir açıklama, faizler ki düşecek buna eminiz. Bu açıklama sonrasında hiç olmazsa rahat bir nefes alınacak. Nereye nasıl gideceğimiz yönünde belki yeni bir yön belirleme yöntemi seçilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 yıldan beri böyle bir müdahale için yani faizlerin düşüğü için hazırlık yapmaları da son derece ilgi çekiciydi. 19 yıl böyle bir hazırlık yapıldığına göre bana göre enflasyon düşüş trendindeyken böyle bir eylemin ortaya konulması çok daha mantıklı ve akıllı olacaktı. Ancak zamanlama çok önemlidir. Bütün hususlarda olduğu gibi özellikle ekonomide de gereksiz bir zamanda gereksiz bir müdahaleyle bütün dengeyi bozabiliriz ki biz bugün içinde bulunduğumuz atmosferde, ambiyansta bu havayı teneffüs ediyoruz. Benim bir merak ettiğim konu da şudur. Acaba bu ekonomik politikası tutmaz ise siyasi iktidarın yeni hazırladığı bir B veya C planı var mıdır? Yani tutmadığını düşünelim ki tutmadığı aşikar, tutmayacağı aşikar. Peki yeni bir B veya C planı var mı? Bu konuda da ben saygıdeğer yetkililerin halkımıza açıklama yapmalarını istirham ediyorum. İçinde yaşadığımız gün yaklaşık içinde bulunduğumuz saate kadar daha yeni öğlen saatleri pazartesi sabahı %4 Türk parası devalüe oldu. %3.51 aylık biz enflasyondan bahsederken bir günde paramız %4 devalüe oldu. Bunu mantıklı boyutta açıklayabilmek mümkün değil. Artık tam bir panik havası, panik atmosferini yaşıyoruz. Aslında bu kelimeleri söylemem de son derece yanlış. İnsanları yanlışa yönlendirmeye arzu etmiyorum ama yaşadığımız gerçeği de kendi içimde saklarsam ve paylaşmazsam bunun vebalinin de benim açımdan büyük olacağı kanaatini taşıyorum. Dolayısıyla doğru bildiğim her şeyi en açık ve berrak biçimde paylaşmaya çalışıyorum. Bir diğer açıdan siz ekonomide yönetim kontrolü verdiğiniz insanları çok kısa sürede görev verdikten sonra sık sık değiştirirseniz iç ve dış piyasadaki yatırımcıların ekonomimize olan güveni azalacaktır, düşecektir ki biz bunun bir benzerini içinde bulunduğumuz an yaşayabiliyoruz. Mantıki açıdan baktığımızda şu uygulanmakta olan formatın bir benzerini 1994 yılında Sayın Tansu Çiller döneminde Türk ekonomisi yaşadı. Dolayısıyla o günde aynı arzu ve istekle işe başlandı. Yani faizler düşülecek, enflasyon düşecek, diğer taraftan kurlar düşecek, istihdamda, yatırımda artış olacak. Ben sormak isterim. Şu konjektürde gerçekten Türkiye'de bu fiyatlarla nasıl yatırım yapacaksınız? Neye güvenerek önünüzü görmeden böyle bir şeyi teşebbüs edebileceksiniz? İnanıyor musunuz acaba yatırımcının gerçekten rahat bir biçimde yatırım yapacağına, istihdamı artırabileceğini, ihracatı artıracağına? Böyle bir şeyin olabilmesi mümkün diye eşyanın tabiatına aykırı. 2021 yılının son ayında, Aralık ayında içinde yaşadığımız, teneffüs ettiğimiz havayı 2022'de yaşayamayacağımızı düşünüyorum. Umarım ben yanılanlardan birisi olurum. 2022 yılı 2021'den çok daha iyi geçer demek geliyor içimden ancak ben bile inanmıyorum buna.